Merhaba arkadaşlar. Bugün vlog çekelim dedik. Bayağı uzun zamandır video çekmiyordum. İşler çok yoğundu. Yani bayağı bir yoğundu. Voleybol antrenmanlarını da bıraktık. Haftanın 3 günü zaten kickbox antrenmanına gidiyoruz. Haftanın 2 günde voleybol antrenmanı, işte bisiklet antrenmanlarımız var. Artık çok yoğun geldi. O yüzden de voleybolu bıraktık. İşte basketbol oynarız. Hafta sonları. Bugün sizin için video çekeyim dedim. Çıkmadım. Arkamızda Vasily Kandinsky'nin tablosu var. Dedim hangi tabloyu seçeyim dedim. Ağlayan kadın tablosunu alacaktım. Picasso'nun. Dedim hadi dedim bunu alayım dedim. Bilmiyorum odaya yakıştı mı yakışmadı mı. İşte öyle şey yaptık. İşler yoğun. O yüzden video çekemiyorum. Sizlere de zaman ayırmak istiyorum ama zor oluyor. Biraz daha hani sosyal faaliyetleri biraz daha azaltıp sizler için vakit ayırmaya çalışacağım. Nasıl gidiyor antrenmanlarımız? Güzel gidiyor. Kaan'ı soruyorsunuz. Kaan üniversiteyi bitirdi. Yani fazla uzatmadı. BESYO'yu bitirdi şu anda 4 yıllık. Büyük bir ihtimalle triatlon öğretmeni olarak işe başlayacak hayırlısıyla. Şu an için tam belli değil. Tam meslek seçimi aşamasında. Bakalım hangi mesleği seçecek. Askerliği tecil ettirdi. Belki de şu anda bir şey diyemiyoruz yani. Kaan'ımız da o şekilde. Eve uğrayamıyor. Daha dün akşam antrenmandan dönerken avluda karşılaştık beraber. Yani kendisini göremiyorum ki. Eski evde, hani eski videolarımı biliyorsunuz ya, eski evde o oturuyor bizim. Şimdi biz buraya geçince o tek başına kaldı. Babası gibi o da idare ediyor. Ben de o evde tek başıma kaldıydım o yaşlarda. O da bakalım hayat mücadelesini yapacak. Şimdi ben Sudenaz kızımla ilgileniyorum. Onunla beraber. En son işte beni takip ediyorsunuz. Adnan Menderes yarışlarında birinci oldu. Hani kendi yaşıtları içinde. Bisiklet kazandı. 2000 liralık da bir bisiklet kazandı. İşte burada bisiklet kulübü istedi bakalım Sudenaz'ı. Bir yandan da atletizm yapıyor Sudenaz. Atletizmci ama bisiklet kulübü de istiyor. Bilmiyorum arada kaldık şu anda. Hani bisiklete mi devam etsin? Biliyorsunuz ilk triatlonla başladı. Yüzmesi iyiydi ama time olarak Sudenaz pek yüzmeyi sevmiyor. Bir de şey yapmıyor, fazla hızlı da yüzemiyor. O yüzden triatlon değil de bunu atletizme yönlendirdik, iyi koşuyor diye. Şimdi de bisiklet takımı istiyor şimdi kulübü. İşte arada kaldık bakalım. Nasıl olacak, bisiklete mi devam etsin, şeye mi devam etsin. Bir geçen günde profesyonel avluda yine profesyonel bir yarışa katıldı. Sondan ikinci geldik ama ben de sondan ikinci geldim. Ben de katıldım. Yalnız profesyoneller katılmış. Yani Balıkesir'den bir tek ben katıldım. Yani olacak iş değil. Yani ben de sondan ikinci geldim. En sonda bir tanesini geçtim yani. Ama çok hızlı kullanıyorlarmış gerçekten. Yani bunlar zaten gençliğinde de profesyonel olarak yapmışlar. Ama bunu size söz veriyorum seneye. En azından bunları zorlayacağım. Ben hani kulüpte şey yapmıyorum, bisiklet çevirmiyorum yani, sonuçta kickboksçuyum. Ama kafaya koydum, eşime de söz verdim, seneye dedim onları bayağı bir terleteceğim. Çünkü ilk defa düzenlendi Balıkesir'de profesyonel olarak, işte kitli pedallar kullanıyorsunuz falan mecburen. İşte lisans olmak zorunda. Ha soruyorsunuz, benim iki tane lisansım var şu anda ferdi olarak. Kickboks lisansı, bisiklet lisansım var, yol bisikleti lisansım var. O şekilde ben şimdi seneye de gireceğim yarışa. Bakalım bayağı bir zorlayacağım çünkü çalışmalara şimdiden başladım. Pek zorlayamadım bu sene ama 12 kilometrede kritorium diyoruz biz buna. İşte tur yememen gerekiyor. Böyle değişik bir yarış. Sizlerin de sporcu olmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bakalım bisikletimiz var. Geçen bakıma götürdüm, 300 lira gitti. Ha bisiklet demeyi de geçmeyin. Ha bir de şu mevzu var. Şimdi insanlar ne kadar çok bisiklet kullansa o kadar çok keselerine faydası olacak. En azından işe gelip giderken bisiklet kullansalar. Benim takipçilerim kullanacaklarını biliyorum ben. Hem sağlık açısından hem zindelik açısından
hem de keseniz açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından işinize gidip giderken bisikletinizi kullanın. Hem trafik sıkışıklığı olmaz. Hani mecbur kalmadıkça otomobil kullanmazsınız. Böylece de kendi ekonominize katkınız olur. Ben bu suyu koydum arkadaşlar. Neden koydum onu? Su nasıl içer diye video. Diye ille çek artık şey diyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi koku meselesine geleceğim. Arkadaşlar bu sudan içiyorlar. Ertesi günü kokuyor diye atıyorlar yani. Bu kadar bırakıyor, koyuyor, ertesi günü açtığı gibi kaka pis bir koku geliyor. Bu kokunun sebebi biz bunu içtiğimiz zaman ağzımız çok pis, bakterilerle dolu. Bir de yemek yedikten sonra da içtiğiniz zaman o ağzınızda kalan yemekler, bakteriler, pisliklerin hepsi bu suya geçiyor. Ve bunu kapattığınız zaman bu su kokuda bakteriler kendi kendine kıpır 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 çoğalıyorlar ve koku oluşturuyorlar. Hani koltuk altımızda koku oluşturduğu gibi. O yüzden her gün duş alıyoruz ki hani imkanımız da var. Her gün duşumuzu alıyoruz, koltuk altımızı temizliyoruz ki bakteri oluşmasın. Bakteri oluşunca açtınca of çok pis kokuyor. O yüzden ne yapacağız? Bir de bizim 5 litrelik su iç. Ya içme. Bak ağzına gidecek 5 litrelik su şey olacak. O yüzden bardak kullanıyoruz. Hani bu suyu tamamen tüketmeyeceksiniz. Bardağa koyun. O şekilde için. Yani bardaksız su içmeyin. Bunu içiyorsanız da bitirin. Hani hatta bunu küçüklerini çıkarttılar. Hani bir çekimlik diye. Yani bunlarda da plastik şey oluyor. Doğaya dönüşüm biliyorsunuz geç oluyor. Hani cam şişelerde de yapılsa daha iyi olur. Ve bardak kullanın. Mutlaka suyu içerken bardak kullan. Bir de yeni biten birileri arkadaşlar şöyle bir şey. Bir tane profesör veya şey bir şey bilen birisi A diyor, öbürkü B diyor. İşte diyor suyu diye 2-3 litre içmeniz lazım günde. Diğeri diyor ki canınızın istediği zaman için suyu. Ben de şöyle diyeyim azar azar için suyu. Ama susamasanız da için arkadaşlar. Metabolizmanın veya ağzınızın kuruluğu gitsin diye ara ara için az az için. Yani bu bardakları da büyüttüler biliyorsunuz. Ama şu bardak iyi 200 mililitrelik. Bardak iyi. Hani 250 mililitre ise de 200 mililitresine koyarsanız içersiniz. Azar azar içerseniz daha iyi olur. Her zaman yanınızda olsun suyunuz. Ha ben spor yaparken içmiyorum. Ya ben de içiyorum. Mesela şu kadarlık su benim bir 2 saatlik antrenmanım oluyor. Mesela gerçi 45 dakika yürüyorum. 45 dakikada yürüyorum. 1,5 saat orada. 3,5 saate tutuyor da. Şu kadarcık su antrenmanda yetiyor bana. Ha yetmiyor, yetiyor. Fazlasını tüketmiyor. Niye? Sadece boğazımın kurumaması için kullanıyorum ben bunu. O şekilde yapıyorum arkadaşlar. İşte su denizimizle ilgileniyoruz. Bakalım inşallah su denizimle. Şimdi bugün dedi bisiklete çıkalım baba dedi. Benim bacaklar bofiş. Dün de bacak antrenmanı yaptırdı hocam. Ya dedim inşallah dedim bacak antrenmanı yaptırmaz. Basamıyorum üstüne. Ayaklarımın üstüne basamıyorum. Bacak antrenmanı çıktı. Allah squat yaptık. 25'erden. Ondan sonra da komando dansı. Allah ben diyorum biz size de şey yaptım. Sonra zor geldim eve tabii. Şimdi biraz geçti ama gene de biraz ağır o. Kızım da diyor şimdi hadi de bir bisiklet çıkalım valla. Ne diyeceğim şimdi bilmiyorum. İşte öyle arkadaşlar. Durum vaziyet bu. Bir dahaki videolarımızda yine görüşürüz. Kafanızda da allak bullak yapmak istemiyorum ben sizin. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. İnşallah daha çok çekeceğiz videoları. Hoşçakalın.